çok yakın bir gelecekte. Düşündüğün kadar yalnız olmadığını fark edeceksin. Ya evindeki aletlerin de ruh halleri varsa? Abi yapmıyor. Nasıl yapmıyor ya? Ne bileyim abi, yap işte, gel bakalım istiyorsan birlikte. Ya neye bakıyorsun abi? Bir tane toz yapacaksın ya. Abi sen bu aletleri bilmiyor musun işte, gözünü seveyim, yapmıyor. Ya bilmiyorum işte, anlattık o kadar. Bilmiyorum, benim bu aletlerle aram olmadı bir şekilde. Bunlar alet değil, bunlar mafya. Mutfakta mafya olmuş bunlar. Ne yapacağız? Biri koğuş ağası gibi duruyor orada. Hepsinin başında Tatar Ramazan gibi dikiliyor. Toz makinesi mi? Benim sırtımdan al bu teknoloji yükünü. Atalım. Para kolay mı kazanılıyor? Nasıl atacağım? Fişini çekelim, bir şey yapalım. Bu nedir ya? Sanırım sana var orada, fiş çektirtmezler. Allah Allah. Perişan etme kendini bu kadar ya. Dikil biraz, ayağa kalk ya. Nasıl dikileyim? Senle o bir mi? Bir. Senle o bir mi? Bir. Nasıl bir? Bir. Sen bunu kabullenmişsin. Ne yapayım? Tost yemeyelim mi? Ya yemişim tosunu ya. O kadar gidiyoruz, çalışıyoruz, rızkımızın peşinde. Sabahlara kadar kazandığımız parayla diyoruz ki bir tost yiyelim. Orada yiyemiyoruz. Tamam, şey yapma o kadar ya. Ben 28 yaşındayım. Yaşadığım şeylere bak, 51 gösteriyor. Yok, o kadar göstermiyorsun ya. O kadar göstermiyorsun. Daha bile. Az dedim. Yıpratma kendini ya, o kadar şey yapma. Kolay mı sandın? Bunu yanına çekip bir şey mi alsaydık, böyle kurgur olmuyor değil mi bu? Ya bırak Allah aşkına Erhan ya. Allah aşkına bir bırak ya. Zaten senin yüzünden düştüğümüz duruma bir bak. Bir şunun halimize bak. Gittin bana en pahalı aleti aldırdın. Şimdi ye kuru ekmeği. Sen gene sakin ol bak, iyice kudurdun. Ne kuduracak ya, ne kuduracak? Tavır yapma bana, tavır yapma, tost yap. Tamam tamam, o bir tost makinesi. Ama her ilişki iki taraflıdır, unutma.